10 gün önce Çorum İskilip ilçesinden deprem göreviyle alakalı Elbistan ilçesine geldik. Bulunduğumuz yer vergi dairesi ve iş hanlarının olduğu yer. Buralarda deprem dolayısıyla yıkımlar gerçekleşmiş. AFAD bölgesinde, AFAD müracaat merkezinde görevlendirildik. Yıkımlar yapılırken toz toprak üzerimiz başımız 3-4 gün boyunca kirlendi. Burada marketler falan da kapalı ilk günlerde. Dolayısıyla üzerimizi yıkamak için, özellikle polis gömleğimizi yıkamak için market aramaya başladık. Komiserim ve arkadaşımla birlikte bir küçük bir market bulduk. Markete giderek deterjan almak istedik. Markete girdiğimizde 30 yaşlarında bir kardeşimiz vardı. Deterjan almak istediğimizi söyledik. Ne yapacağınız deterjan dedi. Dedik işte polis gömleklerimiz kirlendi. Vatandaşın içerisine bu şekilde çıkmayalım şeklinde. Dedi abi ben size dedi öyle yapmayayım, deterjan vermeyeyim ama yani üzerinizde kirlenmiş kıyafetlerinizi getirin, ben eşime dedi götüreyim, evde yıkattırayım, getireyim. Biz de teşekkür ettik, sağ olun dedik. Bundan sonra gözleri yaşardı. Ben ilk başta ne olduğunu anlamadım. Daha sonra dedi işte yani evimiz filan hani yıkıldı, sıkıntılarımız var filan. Ama dedi ben size dedi siz Çorum İskilip'ten gelmişsiniz buraya, bize yardım için geleceksiniz. Siz kirli gezeceksiniz, biz temiz gezmeye utanırız. Biz kahraman Elbistanlıyız dedi. O şekilde söyleyince gözleri filan da çok yaşardı. Ben normalinde neşeli bir insanım ama aşırı bir duygulandım. Boğazım düğümlendi, konuşamadım. Sarıldım orada, hiçbir şey söyleyemeden çıktık. Bize deterjanı satmadı. Sonra bulunduğumuz anaokula gittik. Anaokulda çok duygulandım. O gün yüzüm hiç gülmedi. Yatağımda otururken kendi hesabımdan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptım. Bunu çok duygulandım. Paylaşım yaptıktan sonra sabah kalktığımda benim yaptığım paylaşımın çok yerde yayıldığını gördüm. Burada vatandaşımız çok sıkıntılar çekmiş tabii ki. Vatandaşın kim olursa bizim polislerin yardımına koşuyorlar. Kendi dertlerini unutmuşlar insanlar. Ya buraya siz bir yerden geldiğinizi anladığı zaman elinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bulunduğumuz yere yemek getiriyorlar, çay getiriyorlar. Ya ne bileyim ellerinden ne geliyorsa. Yani kendi dertlerini unutup da buraya kendi yardımını, polislerin yardımına koşmaya çalışıyorlar. Bu da bizi çok aşırı duygulandırdı. Böyle bir paylaşımda bulundum. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben böyle bir sıkıntı hiç görmemiştim bu zamana kadar. Böyle bir sıkıntının olduğu ortamda da böyle yardıma koşan bir halk da hiç görmedim. Hani Maraş kahramanlık unvanı verilmiş ama Elbistan hakikaten kahraman Elbistan'mış. Keşke hani biz ölüme alışkınız, biz ölseymişiz de bu memleketlerimiz böyle bir acı görmeseymiş. Kahraman Elbistan'a Allah'a emanet ediyorum. Geçmiş olsun. Allah'ım bir daha böyle bir acılar göstermesin. Keşke Elbistan'la bu şekilde tanışmasaydık. Keşke bir maç görevine gelseydik veya seçim görevine gelseydik. Ben sokakta da yatmaya razıyım. Arkadaşlarımızla birlikte sokakta da yatmaya razıyız. Böyle bir şeyler olmasaydı. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Allah devletimize ve aziz milletimize zeval vermesin. Herkes buraya yardım koşturmuş. Yani yağmur olmuş koşmuş, fırtına olmuş koşmuş. Türk milleti çok büyük bir milletmiş. Dorsesine tekerleri tamamen patlayarak buraya yük yetiştirmek isteyen, üzerine iş makinesi alarak göstergesini peçeteyle kapatıp İstanbul'dan 9 saatte buraya gelen tır şoförlerimiz oldu. Allah bu millete bir daha böyle acılar göstermesin. Kahraman Elbistan'a Allah'ıma emanet ediyorum. Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Orada bir şey kalmadı. Olsam nerede? Ben yavrularımı bırakıp da bir yere gelemem. Ama orada çıktı. Hemen o da Robin'in geldi. Geldi hemen. 1-1.5 saat. Thank you.
Hadi.